Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman, İl Genel Meclis üyelerine hitap etti. Meclisin çalışmalarını takdir eden Vali Toroman, Kasım ayı içerisinde ciddi miktarda konut kurası çekeceklerini ifade etti. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman, İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya gelerek geldiği ilk günden itibaren yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler sundu. Vazifeye başladıktan sonra yerinde gözlem yapabilmek, yerinde temaslarda bulunabilmek, gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın istek, talep varsa şikayetlerini doğrudan alabilmek açısından mümkün olduğunca ilçelerimizi de ziyaret etmeye gayret gösterdim. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretleri devam ettireceğiz. Kısa zamanda bunu yapmak istememdeki sebep, bir Elazığ'ın genelini, bütün ilçeleriyle beraber hakim olabilmek, bir resmini ortaya koyabilmek, zihnimde biraz daha netleştirebilmek için. İlk olarak Arıcak ilçesine gittik. Arıcak ilçesinde güzel temaslarımız oldu. Bir de giderken de çok iki ayağımızı bir parça sıkıştırmadan mümkün olunca gün boyu orada olacak şekilde, temaslarımızı yapacak şekilde bir program uygulamaya çalışıyoruz. Arkasından Alacakaya'ya gittik. Alacakaya'da da hemşehrilerimizle istişare imkanı bulduk. Elazığ'da deprem sonrası çok önemli işler yapıldığını kaydeden Vali Toroman, göreve başladıktan sonra 1600 konutun kurasını çektiklerine, Kasım ayı içerisinde de ciddi miktarda konutun kurasını çekeceklerini söyledi. Hemen hemen işler bitme noktasında. İşte geldikten sonra yaklaşık 1600 kadar konutun kurasını çekmek nasip oldu. Vatandaşlarımız en azından evlerine, hangi evi kendilerine ait olduğunu öğrendiler. Bunların önemli bir kısmı taşınmaya da başlandı. İnşallah bu Kasım ayı içerisinde de bir hamle ile yine ciddi miktarda konutunda anahtarlarını, kurallarını çekip anahtarlarını teslim etme arifesindeyiz. Ve bu sabah arkadaşlarımızla etraflı bir toplantı yaptık. Benim günlük haftalık rutinlerimde bir tanesi de haftada en az 2 ya da 3 gün bu deprem konusunda ilgili arkadaşlarla bir araya gelip değerlendirme toplantısı yapıyorum. Bunu ta ki bu mesele halloluncaya kadar yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bu özel gündemi, Elazığ'ın bu özel gündemi İl Genel Meclisimizi de ve İl Özel İdaremizi de etkilemiş. İl Özel İdaremiz de sağ olsunlar depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için var gücüyle çalışmış. Ben desteklerinizden dolayı meclis üyelerimize ve gayretlerinden dolayı da genel sekreterliğimize ve o genel sekreterliğimizde çalışan bütün çalışma arkadaşlarımıza, bunun içerisinde kepçe operatörü, dozer operatörü, grader operatörü, işçisi, memuru, mühendisi, hepsi dahil. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi katkı vermişler. İl Özel İdaresi'nin de deprem sonrası ciddi çalışmalar yaptığını kaydeden Vali Ömer Toroman, 2022 yılı bütçesini hazırlarken gerçeğe uygun bütçe hazırlanması gerektiğini ifade etti. İdarenin taslak olarak sunduğu bütçeleri meclisimizde değerlendirirken gerçekçi bir bütçe yapmaya, uygulanabilir bir bütçe yapmaya ve gerçekleşme yüzdesi yüksek bir bütçe yapmaya gayret göstermemiz lazım. Çünkü şişirilmiş bir bütçe bu defa yıl sonu geldiğinde gerçekleşme yüzdesi düşük kalacak ve bir manada bütçe uygulaması, bütçe performans açısından bizi geri yatacak. Yetersiz bir bütçe yapılması halinde de bu defa yılın sonuna doğru bir ek bütçe yapma zarureti hasıl olacak. Dolayısıyla gerçekçi ve sağlam bir bütçe yapmakta büyük fayda var. İkinci olarak bu yatırım programları da bu vesileyle tanzim edileceği için yatırım programlarının tanzim ile ilgili olarak da benim yani naçizane görüşüm
Bunu da yine gerçekçi bir yatırım programı yapmak. Vali Toraman, yapılacak çalışmalarda diyalog halinde olunması ve kişilerin birbirini anlaması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşımızla, muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle diyaloğu hiç kesmeden, karşılıklı konuşarak, diyalog halinde birbirimizi anlayarak, ben muhtarlarımızdan da bunu rica ediyorum, vatandaşlarımızdan da bunu rica ediyorum. Bazen de kendinizi bizim yerimize koyuyor. Biz de tabii ki kendimizi sizin yerinize koymamız lazım. Dolayısıyla birbirimizi anlayarak, diyalogla, pozitif gündemde, eksiklik noksanlık olmaz mı? Olur tabii ki. Ama yapılanın da hakkını teslim ederek, güzel şeyler de paylaşarak, çoğaltarak, pozitif bir gündemde, iyi niyetle çalışılacağından emin olunması en büyük arzumuz o. Dolayısıyla böyle bir birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzdeki çalışma dönemlerini hizmete dönüştürürüz. Vatandaşımızın problemlerinin çözümüne dönük adımlara dönüştürürüz. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Burada bu irade var Elazığ'da. Bunu gerçekleştirebilecek bir potansiyel de var. Gayret bizden, takdir Allah'tan. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Elazığ'a geldi. Bingöl'deki temaslarını tamamladıktan sonra karayolu ile Elazığ'a gelen Akşener, Kovancılar ilçesinde partileriyle buluştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra karayolu ile Elazığ'a geldi. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener, sizler Kovancıların kardeşlerimiz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başbakan Meral! Başbakan Meral! Başbakan Meral! Başbakan Meral! Başbakan Meral! Başbakan! Bingöl'den Elazığ'a gelen Genel Başkan Akşener, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkisinde kendisini davul ve zurna ile bekleyen partililerine selam verdi, sohbet etti. Karakoçan'da bu parti zor kuruldu. Bize bir güç vermek için bir tur atar mısın? Tek şuraya gelin. Çok küçük. Benim ayrı gelinim, kız özel gelinim. Bak özel gelinim. Ben kadınlara verdiğim sözü özellikle tutarım. Başbakan'a da gelirse Allah'ın izniyle. Yok yok, daha önce de gelin. Özel de gelin. Korum arkadaşlar. Lütfenize hoş geldiniz. Genel Başkan Akşener'i Kovancılar gelişinde partilerinin yanı sıra İttifakı CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran da karşıladı. Arkadaşlar yol açalım. Buradan gidelim, yol açalım arkadaşlar. Geriye doğru arkadaşlar, geriye doğru. Akşener ilçede ilk olarak esnafı dinledi. Merhaba. Merhaba. Ya ben sizi çok seviyorum. Paket. Niye sen bu kadar güzel çıktın? Sizin yiyenlerinizle mi? Ben elimi vermiyorum. Oğlum işleriniz nasıl? Ya vallahi çok düşmüştü. Çok bayağı azalmıştı ama şu an yani iyiye doğru gidiyor ama tam iyi değil yani. Anladım. Burayla ev geçiniyor mu? Yani biraz zor ama iyi geçiniyoruz. Geçiniyor. Hadi. Gayret ediyorsunuz, evet. Geçiniyorsunuz ama mesela bu iki sene evvel burada gayet güzel geçinirdiniz muhtemelen. Şeyin, vatandaşın alım gücü nasıl? Çok düştü. Çok bayağı azaldı yani vatandaş alım yapamıyor. Şimdi pandemi yavaş yavaş kalkıyor. İşte gurbetçiler geldi, öğrenciler geldi. Yani bu yeni süreçte. Bir de bu dükkanlara ben girdiğim zaman İktidar Partisi'ni yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Sadece sizi konuşuyoruz. Propaganda da yapmıyoruz. Şimdi bütün bu noktaların sonunda şu anda işler nasıl düzelme yolunda bir durum var mı? Şimdiki işler düzelme zaten yok da yani daha kötü istemiyoruz. Bir şey gitse iyi de kötü olmazsa yine de. Şimdi biz bir halk olarak, bir vatandaş olarak gözü kapalı bir karanlıktayız sanki. Bir ışık arıyoruz kendimize. Bunu topladığını nereye veriyorsun? Bunu şey veriyoruz, bizim bir derneğimiz var. Bırakmışız, suyu gelip. Onlar kime yardım ihtiyaçlarından dağıtıyoruz. Yani gariplere. Yetimleri, garibana dağıtıyoruz.
İlçedeki temaslarını tamamlayan Genel Başkan Akşener şehir merkezine geçti. Kovancılar ilçesinde esnafları ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şehir merkezinde de temaslarda bulundu. Vatandaşa hitap eden Akşener el ele verip milleti veli nimet yapacağız dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilçe temaslarının ardından şehir merkezine geldi. Parti otobüsüyle kendisini karşılayanları selamlayan Akşener ardından vatandaşlara seslendi. Umudunu kaybetmiş gençler gördüm. Üniversiteyi bitirmiş, atanamamış sağlıkçılar öğretmenler gördüm. EYT'liler gördüm. Tencere kaynatamayan kadınlar gördüm. Süt ineğini kesmeye gönderen, kesim için gönderen hayvan besicileri gördüm. Süt üreticileri gördüm, çiftçilerimizi gördüm. O dükkanların içinde alın terini gördüm, hakkı gördüm, haklıyı gördüm. Ve sadece o gördüklerimi sizlerle kamuoyuyla paylaştım. Onların derdine Akşener, el ele vereceğiz ve milletimizi veli nimet yapacağız diyerek iktidarı eleştirdi. Biz beraber el ele verip seçmeni ve veli nimet yapacağız Allah'ın izniyle. Benim gibi buraya bütün siyasiler, bütün genel başkanlar gelip karşımızda atıyorlar. Geçinceye kadar çalışacağım. Ne yaparlarsa yapsınlar çalışacağım ve el ele vereceğiz. Vatandaşa seslenen Akşener daha sonra esnafı gezdi. Sağ olun. Büyük bir sorunum var. Benim şu an cenazem yerde. Köyümde bakır işletmesi, Ötü Gümüş Maden bakır işletmesi faaliyet göstermekte. Bu faaliyetlerden dolayı evlerimiz, tapulu arazilerimiz, suyumuz, ocağımız, yolumuz, her şeyimiz berbat olmuş. Adam geliyor, diyor kardeşim getir. Her diye 2,5-5 kilo çay, şeker, pirinç alırken 2 kilo aldım diyor. Bu adamın çocuğu var. Bez alacak, mama alacak, nasıl alacak? Kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. Ay 9 yaşındasın. Ay. Nasıl kalıyor? Artık çok korkuyorum.
Bu yaşta Allah'ım yarabbim. Anladınız mı? Millet aç. Millet aç. Millet iş istiyor. Millet köprü mü yesin? Yol mu yesin? Millet nereye gitsin? Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla da sohbet eden Akşener gelen talepleri dinledi. Hizmetlere davet etmesi lazım. Çocuğun da davet etmesi lazım. Aslında çırak seçmen çıkıyor. Yani onun için benim yapmaya çalıştığım mesela bu dükkanlar için ben bunu hemen yapmıyorum. Evlenim %70'i. Evlenim. %70'i ağır hasardayım. Herkes bir DASK sigortası ödedi ama DASK'tan ne hizmetse hepsi muafiyet kapsamında. O zaman biz DASK'ı niye ödedik? Bu kadar insanı borca soktular. Adamın evi vardı, evi yıkıldı. Adam 300 milyon lira borca sıkıldı. 2 yıl sonra Elazığ'da konut ödemeleri geri gelecek. Elazığ'da terör örgütü propagandası yapan ve Fırat Üniversitesi tarafından açığa alınan araştırma görevlisi gözaltına alındı. Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından Mustafa Barzani ve Kürdistan'la ilgili paylaşım yaptı. Bunun üzerine Kutum ilk olarak Fırat Üniversitesi tarafından açığa alındı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur denildi. Evet kıymetli izleyenler, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Elazığ'da kadınlara Büyük Türkiye yolunda, kadınlarla Büyük Türkiye yolunda konulu konferans düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Nurettin Ardıçoğlu Kongre Salonu'nda kadınlarla Büyük Türkiye yolunda konulu konferans düzenlendi. AK Parti Elazığ Kadın Kolları İl Başkanı Canan Şavlı, parti kolları olarak girişimci kadınlara yön vermek için çalıştıklarını kaydetti. Bizler de illerimizde girişimci kadınlarımıza yardımcı olmak, yönlendirmek, kurumlarımızın bu konuda girişimci kadınlarımıza ne tür destekler verdiğini anlatmak için çalışıyoruz. Geçmişi unutursak geleceğimize yön veremeyiz. Nereden nereye geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız. Ben de Elazığ'dan diyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımıza borcumuzu ödemek için var gücümüzle çalışacağız. 2023, 2053, 2071 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacağız. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bireysel ve toplumsal özgürlüklerin öne açılmadığı sürece hiçbir yerde başarının gerçekleşmesi mümkün değildir, dedi. Bireysel ve toplumsal özgürlüklerin önü açılmadığı sürece hiçbir yerde hiçbir başarının gerçekleşmesi mümkün değildir. Onun için öncelikle toplumlarda bireysel ve toplumsal özgürlüklerin önünün açılması gerekir. İşte bu giriş cümlesinin hayata geçirilmiş biçimini çok değerli. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, yiğit insan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiştir. Zekatı nasıl verilir? Her bir ilmin, her bir kazanımın, her bir başarının kendisine has bir zekat biçimi vardır. Bugün kadınlarımızın da ve kadınlarımız dışında bu ülkede yaşayan bireysel ve toplumsal özgürlüklerine kavuşmuş her insanın kazanımını daha çok çalışarak vermek zorundadır. Eğer biz bunları çok basit kazanımlar olarak görürsek, 19 yılda kazandıklarımızı Allah muhafaza etsin, bir başka neydi belirsiz insanların eline geçtiğinde 19 gün bile sürmeden kaybedeceğimize hiç şüpheniz olmasın. Anayasadaki kadınlara ayrımcılık yasasına dikkat çeken AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, kadınlar hayatın nesnesi değil tam olarak öznesidir dedi.
İşte gerçekten hani Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Kadınlar yalnızca siyasetin nesnesi değil, öznesidir diyorlar ya. Bana göre kadınlar hayatın nesnesi değil, hayatın tam olarak öznesidir. Burada hayatın öznesi olmuş, hayatın yükünü sırtlamış ve her alanda kadınların güçlü olabileceğini, her alanda kadınların çalışılabileceğini gösteren Elazığlı, Elazığ'ın çocukları, güçlü kadınları görüyorum. Ben sizlerden biri olmaktan gurur duyuyorum. AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili, Yerel Yönetimler Başkanı Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kadınlara imkan verildiğinde her şeyi yapabileceklerini vurguladı. Bugün AK Parti'nin başarısının arkasında da bu inanmış kadınlar yatıyor. Bu inanmış kadınların mücadelesi, bu inanmış kadınların başarıları yatıyor. Yani kadınlar olmasa AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yarım kalır. Kesinlikle söylemek istiyorum. Arşimed'in bir cümlesi vardır, birçoğunuz bilirsiniz. Hani kaldırma kuvvetini bulan bilim adamı Arşimed demiş ki, bana uzun bir çubuk, bir de bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. Ben de diyorum ki kadınlarımıza imkan verirsek vallahi dünyayı da Türkiye'yi de yerinden oynatırlar. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Vekili ve Siyasi Hukuku İşler Başkanı Fatoş Gürkan moderatörlüğünde düzenlenen konferansta istihdam sağlayan kadınlar tecrübelerini anlattı, kurum müdürleri de kadınlara tam destek sözü verdiler. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin desteğiyle... Çiftliğimize, hayvanlarımıza daha iyi bir şekilde bakıyoruz. Bütün kadınlara tavsiyem, devlet destekli üretime dayalı projeler yaparak ülkemizdeki ihtiyaçlarımızı dış ülkelerden ithal ederek değil de kendimiz üretip tüketelim. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katılımı ile deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalan 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. UMKE'nin kurtardığı 2 yaralı, AFAD'ın kurtardığı 1 yaralı, dumana bağlı zehirlenme yaşayan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 1 kişi de olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Elazığ'da tüm Doğu Anadolu bölgesini etkileyen bir deprem afetinin yaşandığını aktaran Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Vekili Profesör Doktor İbrahim Demirel, deprem ve yangın tatbikatının önemine değindi. Bildiğimiz üzere 24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde tüm Doğu Anadolu bölgesini de etkileyen bir deprem afeti yaşadık. Bu afet sonrasında doğal afet durumlarında koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Afetin başlangıcından sonuna kadar koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu, önem arz ettiğini öğrenmiş olduk. Bu nedenle biz bugün hastanemizde olası bir doğal afet durumunda personelimizin nasıl davranması gerektiği tatbikatını yaptık. Burada biz hastanemizde yatan hastaların nasıl kurtarıldığını, çalışanların nasıl tahliye edildiğini, yaralılara nasıl yardım edeceğimizi uygulamalarla deneyimlerimizi artırmaya çalıştık. Bu tatbikatta bize yardımcı olan, başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere AFAD ekibine, UMKE ekibine, itfaiye mensuplarına, bununla birlikte 112 acil
Hizmetler Müdürlüğü'ne özellikle teşekkür ediyorum. İş güvenliği uzmanı Semih Aykurt da gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi verdi. Bugün senaryo gereği ilimizde yaşanan merkez üstü sivrice olan 6.8 şiddetinde bir deprem senaryosu üzerine hastanemizde, yemekhanede doğalgaz kaynaklı bir yangın başlangıcıyla beraber bir tatbikat gerçekleştirdik. Hastanemizde dumandan etkilenen bölgeler sonrası dumandan etkilenen bölgelerin yoğun olması sebebiyle hastanemizde bina tahliyesi kararı alarak yatan hasta, servisler ve çalışan personellerin tahliyesini gerçekleştirdik. Toplamda 8 tane personel ve hastanın tahliyesini bugün gerçekleştirdik. Bu 8 kişinin 4 tanesini hastanemiz bünyesinde bulunan arama, kurtarma ve tahliye ekipleri gerçekleştirdi. Diğer 4 tanesini UMKE ve AFAD ekipleri gerçekleştirerek ambulansla en yakın hastane Fethişehir Şehir Hastanesi'ne tahliyesini gerçekleştirdi. Hastanemiz bünyesinde bulunan yangın söndürme ekibi yangın bölgesine giderek yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yangın bölgesinde mahsur kalan, dumandan etkilenen bir personelimizin tahliyesini gerçekleştirerek ambulansla Fethişehir Şehir Hastanesi'ne tahliyesini gerçekleştirdi. Bugün daha önce aldığımız afet bilinci eğitimi ve afet durumunda yapmamız gereken doğru davranışlar konulu eğitimin bir uygulamasını gerçekleştirdik. Malatya Caddesi üzerinde bulunan ve 24 Ocak depreminde ağır hasar aldığı için yıkılan huzur sitesi sakinleri evlerinin yerine yapılacak olan binalar için 8 kata kadar müsaade edildiğini, bu nedenle de müteahhitlerle anlaşamadıklarını belirterek yetkililere seslendiler. Huzur sitesi huzursuz. Huzursuzlar çünkü müteahhitlerle orta yolu bulamıyorlar. İçimizde dul bayanlar var. Adam 1500 lira maaşla, biraz önce arkadaşımızın söylediği gibi 500 bin liralık, 700 bin liralık ödemeyi nasıl yapacak? Hiç değilse buraya bir iki kat fark versin. Millet en azından kendisine bir destek olsun. Müteahhitler de yanaşmıyorlar. Müteahhitler niye yanaşmıyorlar? Elazığ haraba. Senden ekmek çıkmaz diyor bana. Ben diyor %100 kazanç yapacağım yerde bina yaparım. Malatya Caddesi üzerinde bulunan huzur sitesi 24 Ocak depreminde ağır hasar aldığı için yıkıldı. Yıkılan evlerinin yerine yenisinin yapılması amacıyla müteahhitlerle görüşen site sakinleri bir türlü anlaşma sağlayamadı. Site sakinleri evlerinin bulunduğu alanda toplanarak yetkililere seslendi. Komşuları adına konuşan Ahmet Dalgın, Malatya Caddesi üzerinde 8 kata müsaade edildiği için müteahhitlerin kendilerinden daha fazla para istediğini, istenilen miktarı ödeyecek durumlarının olmadığını belirterek yetkililere seslendi. Bizim buralar 8 kattı. Tekrar 8 kat verilince buraları artık bizim bu imkanlarla yapabilme imkanımız kalmadı. Neden? Çok yüksek faiz oranları, artan inşaat maliyetleri, bizim müteahhitlerle yaptığımız görüşmelerde, bizim ödeyemeyeceğimiz meblağlarda bir sonuç çıkmasına sebep oldu. Bundan sebepledir ki belediyenin karşısındaki bu güzelim yer yaklaşık 2 yıldır arsa halinde duruyor. Ve bu gidişle yine duracak, biz burayı yapamayacağız. Bizim belediyeden ve devlet büyüklerinizden ricamız şudur. Belediyemizden ricamız, imarımız durmuşken bu belediyenin karşısındaki Malatya yolu, neden 8 kat? Neden kat arttırımı verilmiyor? Yani bizden aşağıdaki evler 5 katlı olanlar 8 kata çıktı. Onlar şimdi yapıldı. Bitme aşamasına geldi. Neden daha az çok para ödüyorlar? Kovancılar'da hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında %70 hibe destekli makine ekipman dağıtımı yapıldı. Kovancılar ilçesinde hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında %70 hibeli 65 adet süt sağım makinesiyle ve 5 adet süt soğutma tankı dağıtımı yapıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, hayvancılığa destek amaçlı %70 hibeli makine ekipman dağıtımı yaptıklarını kaydetti. Üreticilerimizin kazancını arttırmak, üreticilerimizin yapmış olduğu üretimden mutlu bir şekilde çalışmalarını sonlandırmak için birçok proje uyguluyoruz. Bu bakanlığımızın destekleri, özel idaremizin destekleri, ulusal ajansın, FAO'nun ve bunun yanında 15 ile hitap eden
merkezi Erzurum'da olan DAB Kalkınma İdaresi'nden almış olduğumuz desteklerle bu potansiyelimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün sahada görmüş olduğunuz hayvancılıkla uğraşan siz değerli üreticilerimize %70 hibeyle dağıtacağımız 65 adet süt sağım makinesi ve 5 adet de süt soğutma tankıyla ilçemizdeki bu hayvancılığı biraz daha geliştirmeyi hedefliyoruz. Değerli Haziron, bilmeyen birisi için bu makinalar belki çok basit bir şekilde değerlendirilebilir. Karahan, tarımsal projeleri önemsediklerini ve 2022 yılına hazırlık yaptıklarına dikkat çekti. Dolayısıyla biz bu projeleri önemsiyoruz ve 2022 yılında şu anda arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. İnşallah Kovancılar ilçemizde dahil olmak üzere birçok ilçemizdeki üreticilerimizi yeni projelerle, yeni tohumluklarla, yeni makinalarla buluşturacağız. Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Demirkesen ise Kovancılar ilçesinde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığını belirterek projenin hayırlı olmasını diledi. Kovancılar ilçesi hayvancılığın yoğun bir şekilde yapılan bir ilçemizdir. İlçemizde 240 bin küçük baş, 33 bin büyük baş, 189 bin kanatlı ve 3500 arılı kovana sahiptir. Bugün özellikle hayvancılığı geliştirme projeleri kapsamında çiftçilerimizle bir aradayız. Amacımız işletmelerdeki verimliliği, karlılığı arttırmak olan projenin çiftçilerimize faydalı ve hayırlı olmasını dilerim. Elazığ Ticaret Borsası ile Malatya Ticaret Borsası arasında kardeş borsa protokolü imzalandı. Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ve Malatya Ticaret Borsası personelleri kardeş borsa protokolünün imzalarını atmak üzere Elazığ'a geldiler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Malatya Ticaret Borsası'ndan gelen heyeti Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Duman'da, Meclis Başkanı Mehmet Emin Ayaz ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Duman'da bölgesel kalkınmanın önemine vurgu yaparak Elazığ Ticaret Borsası ile Malatya Ticaret Borsası arasında işbirliğini güçlendirmek, ortak faaliyet ve projelerin uygulanması, iyi örnek paylaşımlarının yapılması amacıyla protokole imza attıklarını söyledi. Biz bir kardeş oda borsa olarak bir protokola imza attık Ramazan Bey'le beraber. Şimdi inşallah bundan sonra Malatya ile Elazığ ile ilgili beraber daha güzel projeler üreteceğiz. Daha illerimizde daha ciddi hizmetler yapacağız. Ben başkanımızın bu ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. İnşallah her ikisiyle daha hayırlara vesile olacak. İnanıyorum ki tabii ki daha önce de da Malatya'dan birlik beraberimize devam edip bundan sonra bu protokoldan sonra da inşallah tarım ve hayvancılıkta sektör, tüm sektörlerde inşallah hep beraber iyi işlere, iyi projelere beraber imza atacağız. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da Elazığ'ın Doğu Anadolu bölgesindeki en kıymetli paydaşları olduğunu kaydetti. Biz de Malatya Ticaret Borsası yönetimi olarak meclis başkanımızla beraber bugün Elazığ ilimiz ticaret borsasını ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduk. Bugün bir araya gelmemizin en önemli sebebi Elazığ ilimiz zaten bizim bu bölgedeki en kıymetli paydaşımız ve kardeş ilimiz. Bunu bir protokolle de her iki ticaret borsasını Malatya ve Elazığ ticaret borsamızla kardeş borsa protokolü için bir araya geldik. Tabii buradaki en önemli amacımız her iki ticaret borsasının bölgede yükselen Malatya ve Elazığ ili arasında şu anda temsil ettiğimiz meslek gruplarının içerisinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabilecek işbirliklerini hayata geçirmektir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Avukat Çağlar Duran, asgari ücretliden vergi kesintisi yapılmaması gerektiğini belirterek parti olarak konuyla ilgili çok kez meclise kanun teklifi sunduklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi başkanları tarafından 81 ilde asgari ücret belirleme komisyonunun çalışmaları öncesinde asgari ücretten vergi ve kesintilerin alınmamasına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücretten alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda. Çocuğuna okul harçlığı dahi veremez durumda. Telefon ve araba alma hakkı yok. Ama geçemeyeceği 3. köprünün yapım parasını kendisini açlığa mahkum eden asgari ücretten kesiliyor. Elazığ'da partisi adına açıklama yapan İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, partisinin meclise defalarca konuyla ilgili kanun teklifi sunduğunu söyledi. Asgari ücretliden gelir vergisi, SSK işçi payı, işsizlik sigortası prim payı, damga vergisi olmak üzere toplamda 752 TL kesilmektedir. Bir başka deyişle, asgari ücrette kesintilerle son verildiğinde asgari ücretlinin geliri 752 lira artışla 3577'ye yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılında bu konuyla alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne defalarca kanun teklifi ve önerge verilmiştir. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza sahibi olduğu asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tekliflerimiz halen mecliste bekletilmektedir. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Avukat Erhun Karakuş, Karakoçan Belediyesi'ne personel alımında ehliyet, liyakat ve adaletin göz ardı edildiğini iddia etti. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erhun Karakuş, Palo Belediyesi örneğinde olduğu gibi bu defada Karakoçan İlçe Belediyesi'ne alınacak olan 24 personelin AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ile belediye encümenlerinin aile yakınlarından belirlendiğini iddia etti. Karakuş açıklamasında, milyonlarca gencimiz KPSS sınavında ter döküp kamuda işe girebilmek için sıra beklerken, kendi çocuklarını, yeğenlerini, akrabalarını kolayca memur ve işçi yapan zihniyet, bu defada Karakoçan İlçe Belediyesi'nde ortaya çıkmıştır. Yeniden Refah Partisi olarak bizim iktidarımızda kamuda işe alımlarda ve görevlendirmelerde akrabalık, yandaşlık, hemşehrilik değil sadece 3 kriter geçerli olacak. Ehliyet, liyakat ve adalet. Yaşanabilir bir Türkiye'de adaletin tam manasıyla tesis edilerek önce ahlak ve maneviyat anlayışını adalet mekanizmasında hakim kılarak tarafsızlık, denetlenebilirlik, adil yönetim anlayışı öncelikli olacaktır, dedi. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları 5. oturumuyla devam etti. Toplantıda köy okulları ve sağlık ocaklarının onarılmasını içeren gündem maddeleri görüşüldü. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları Başkan İbrahim Şerbet'in yürüttüğü 5. oturumla devam etti. Günümüz hayırlı olsun. Bugün yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek sizleri sevgi, saygıyla selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Toplantıda köy okulları ve sağlık ocaklarının onarımını içeren gündem maddeleriyle ilgili komisyonların aldığı kararların görüşülerek karara bağlandı. İlçe Işık Yolu Köyü sınırları içerisinde ticaret alanı yapılması amacıyla hazırlanmış olan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı'nın onaylanması konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Jandarma ekipleri zehir tacirlerine geçit vermeyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bir şüphelinin Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek operasyon planladı. Yapılan operasyonda şüphelinin kullandığı araç arama yapılmak üzere durduruldu. Araçta yapılan aramada yem çuvalının içerisinden 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karakoçan'da 3 hırsız bir aracı çalarak yola çıktı. Yolda benzin bitince de aracı ateşe verip kaçtılar. 3 hırsız polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olayda bir kişi tutuklandı.
Evet, bu haberi az sonra yineleyeceğiz. Avukat Murat, eski belediye meclis üyesi iş insanı Fırat ve iş insanı Fatih Ataşsalar'ın babaları Emin Ataşsalar vefat etti. Merhum Ataşsalar kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eski belediye meclis üyesi iş insanı Fırat, avukat Murat, iş insanı Fatih Ataşsalar'ın babaları Emin Ataşsalar hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Ataşsalar için öğlen namazına müteakip Doğukent Mahallesi'nde bulunan Selimiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Cenaze namazına Ataşsalar ailesinin yakınlarının yanı sıra Elazığ Belediyesi Eski Başkanı Süleyman Selmanoğlu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Merhum Ataşsalar kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Selimiye Camisi taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Ataşsalar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı aileye sabırlar versin. Karakoçan'da 3 hırsız bir aracı çalarak yola çıktı. Yolda benzin bitince de arabayı ateşe verip kaçtılar. 3 hırsız polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olayda bir kişi tutuklandı. Karakoçan ilçesinde 3 kişi bir aracı çalarak kaçtı. Aracı çaldıktan sonra kaçmaya çalışan 3 kafadar benzinin biteceğini hesap edemediler. Aracın benzini bitince ne yapacaklarını bilemeyen şahıslar aracı yol ortasında durdurup ateşe verdiler. Yanan aracı fark eden bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Olayın itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılan soruşturma sonucunda aracı çalıp benzini bittikten sonra aracı ateşe veren 3 kişiyi yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişiden biri tutuklandı. İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda hesap tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıs yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Restoranda çıkan hesap tartışması silahlı kavgaya döndü. İddiaya göre İcadiye Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda alkol alan bir şahıs hesap konusunda iki garsonla tartıştı. Tartışma sonrası mekandan ayrılan şahıs arkadaşı Ahmet Güzel Ocak'la birlikte silahlarla mekana geri gelerek garsonlarla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesiyle elindeki tüfeği ateşleyen şahıs alkolün de etkisiyle kazayla arkadaşı Ahmet Güzel Ocak'a vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güzel Ocağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güzel Ocağ'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri garsonların yanı sıra şüpheliyi de olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevgili seyirciler, okulistik Türkiye geneli deneme sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan Hüseyin Eray Bastık Türkiye birincisi oldu. Bastık'a özel bir hastaneden sağlık desteği geldi. Hüseyin Eray Bastık, okulistik Türkiye geneli deneme sınavında 75 sorunun tamamını cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Sınavda büyük bir başarı elde eden Hüseyin Eray Bastık'a Medline Hastanesi'nden sağlık desteği geldi. Sıkıntılı bir süreçten geçti eğitim camiası. Bizler de aynı şekilde. Bu süreçte Hüseyin kardeşimiz güzel bir başarı yakaladı. Biz de medyası olarak bu başarının arkasındayız inşallah. Final Akademi Ortaokulu Müdürü Bülent Canlı, öğrencilerin sadece akademik anlamda değil her alanda eğitimlerini önemsediklerini aktardı. Öğrencilerimizin akademik başarılarının olduğu kadar sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerini, yabancı dil düzeylerini de
çok önemsiyoruz. Annesi Fazilet Bastık, Eray'ın yaşından daha olgun davranan ve sorumluluklarını bilen bir çocuk olduğunu söyledi. Eray hiçbir zaman kitap okumasını bırakmadı. Kitabı okuyarak şey yaptı. Kendi sorumluluklarını bilen bir çocuk. Kendi yaşından üstün davranan bir çocuk. Eray başarısının sırrını açıkladı. Babam bana çok yardım etti. Test çözdürdü. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldu. Konularımızı tekrar etti. Böylelikle ben de full çektim. Malatya Caddesi'nde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Malatya Caddesi'nde seyir eden hafif ticari araç otomobile çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Pazar günü deplasmanda Erbaaspor'la karşılaşacak olan Elazığ Spor zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kendi özel otobüsüyle Tokat'a gitti. TFF 3. Lig 1. grubun 11. haftasında pazar günü deplasmanda Erbaaspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Elazığ Spor maçın hazırlıklarını tamamlayarak Tokat'a gitti. Saat 11'de Eliz Atatürk Stadyumu'nda yapılan günün tek idmanında bordo beyazlar, şut ve duran top organizasyonları çalışması yaptı. Teknik direktör Cafer Aydın gözetiminde gerçekleştirilen idmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Yapılan tek çalışmayla Erbaaspor maçı hazırlıklarının Elazığ'daki bölümünü tamamlayan Elazığspor, öğlen saatlerinde kendi özel otobüsüyle Tokat Erbaa'ya hareket etti. Tokat'ta Erbaa'ya akşam saatlerinde ulaşan temsilcimiz konaklayacağı otelde dinlenmeye çekildi. 18 kişilik kadroyla Tokat'a giden bordo beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'da sakatlıkları bulunan İzzet Topatar ve Murat Han Özen teknik heyetin takdiriyle kadroya alınmadı. Erbaaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen İzzet Topatar'ın arka adalesinde Murat Han'ın ise aşil tendonunda sakatlığının olduğu kulüp tarafından bildirildi. Elazığ Spor'un Erbaaspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Okan Aytekin, İbrahim Aktaş, Yiğitcan Erdoğan, Salih Polat Demir, Hasan Ekici, Eray Berk Yıldız, Muhammed Düzgüner, Ahmet Ormanoğlu, Cihan Can Polat, Selim Enes Özeren, Ahmet Ertuğrul Öztürk, Muhammed Umut Akbulut, Fırat Ergün, Can Kılıç, Abdullah İçen, Görkem Yağcı, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Ertuğrul Güç. Sakatlığı olduğu gerekçesiyle Erbaaspor maçı kadrosuna alınmayan İzzet Topatar'ın kulüp başkanı Serkan Çayır'ın kararıyla süresiz kadro dışı kaldığı öğrenildi. Elazığspor'da sakatlığı olduğu gerekçesiyle Erbaaspor'la oynanacak olan zorlu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmeyen İzzet Topatar'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. İzzet! Sağ arka adalesindeki sakatlığından dolayı Erbaaspor maçı kadrosuna alınmayan bordo beyazlı takımımızın etkili oyuncusu İzzet Topatar'ın, kulüp başkanı Serkan Çayır'ın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Zaman zaman disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik heyette sorunlar yaşayan İzzet Topatar'ın, son oynanan Nevşehir Belediyespor maçının 38. dakikasında oyundan alınmasıyla teknik direktör Cafer Aydın'la yaşadığı gerginlikler ayyuka çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İzzet Topatar, Cafer Aydın gerginliğine müdahale eden kulüp başkanı Serkan Çayır,
Kendisine sunulan rapor doğrultusunda İzzet Topatar'ı süresiz kadro dışı bıraktı. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 10 lig 1. Türkiye Kupası maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. İzzet Topatar'ın Erbaspor maçının ardından affedilip affedilmeyeceği de bilinmezken, dar bir kadroyla ligde mücadele eden Elazığspor'un İzzet gibi yetenekli ve etkili bir oyuncuyu yeniden kazanmasını temenni ediyoruz. Elazığspor'un efsane futbolcusu Hıdır Bilek, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık 4 saatlik bir operasyon sonunda dizine protez takılan efsane futbolcu Hıdır Bilek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elazığspor'un efsane futbolcusu ve golcüsü Hıdır Bilek, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Elazığspor'un efsane futbolcusu 73 yaşındaki Hıdır Bilek, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sağ dizinden ameliyat oldu. Yaklaşık 4 saatlik ameliyat sonrasında sağ diz kapağına protez takılan efsane oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Medya grubumuz olarak Elazığspor'un efsane futbolcusu Hıdır Bilek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Elazığspor'un efsane kaptanı Ömer Tokgöz'ün abi Ahmet Tokgöz vefat etti. Merhum Tokgöz cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Elazığspor'un efsane kaptanı Ömer Tokgöz'ün acı günü. Ömer Tokgöz'ün abiyi Ahmet Tokgöz vefat etti. Merhum Ahmet Tokgöz, cumartesi günü öğlen namazına müteakip Tevfikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Tokgöz ailesinin taziyeleri Tevfikiye Camii taziye evinde kabul edeceği öğrenildi. Medya grubumuz olarak merhum Ahmet Tokgöz'e Yüce Allah'tan rahmet, başta Ömer Tokgöz olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.